En şekilde yarın görüşmek üzere. Günaydın arkadaşlar. Bugün bir saat erken kalktım normal kalkacağım zamandan. Şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz Halil Can'la beraber. Hocam hazır mısın? Evet hazırız hocam. Gidelim. Hadi gidelim bir kahvaltı yapalım. Şimdi kahvaltıda bal var, tereyağı var, zeytin var, peynir var, patates verdiler. Domates salatalık fix. Yanına yumurta, sınırsız çay ve ekmekle. Merhabalar, siz de gelin, siz de yiyin. Merhabalar, burayı kesinlikle öneriyorum. Vaktiniz oldu mu buraya gelebilirsiniz. Evet, hepimiz şu anda hazırlanıyoruz. Gün doğmak üzere. İdare bir adam, şey alabilir misin? Öğrenci beklerim aslında. Yan tatlarımla beraber, hocam siz geçin. Sen sesleri kesiyorsun değil mi? Tabii kesiyorum ya. Hayır, burada kesmeyeceğim. Devam edin. Şimdi otobüse de oynuyoruz hocalarımla. Hadi bakalım gençler, oturun da. Sallayalım, bir şey söylemek ister miyiz? Neler ilk dört boş. Ben sana soruyorum, nereye gidiyoruz? Nereye götürüyoruz bizi? Geç, bak. Hocam uyuma ya. Valla kaydediyor, ona göre. Kaydediyorum hocam. Kaydediyorum, aynen. Mesih Muhammed, İspanya'nın kralı. Hep beraber. Şimdi hazır. Her yerde var. Her yerde var adam ya. Hazırlığımızı yaptık, otobüse bindik. Ayasofya'ya mı gideceğiz dediler? Sanırım Ahmet'e gideceğiz. Sultan Ahmet ya Ayasofya'ya bakalım. Oradayken de devam edelim. Arkadakilerde bir şey yap. Gülhane Parkı'ndan selamlar. Ekibimizle birlikte sabahın ilk ışıklarıyla beraber Gülhane Parkı'na gidiyoruz. Bir ceviz ağacının altında oturup Tanzimat'ı tartışacağız. Bu YouTube kanalını takip etmeyi ve daha abone olmayı unutmayın. Bravo! Kemal ne güzel attın ya ceviz ağacı. Vallahi Tanzimat. Arkadaşlar yalan söylüyor. Biz buraya nereye geldik ben de bilmiyorum. Niye geldik onu da bilmiyorum. Ben şimdi ne anlatıyorum onu da bilmiyorum. Allah'a emanet olun. Niye yaşıyorum? Harun lider bir de liderlik özelliğine sahip bir şey. Şimdi arkadaşlar Ayasofya'ya geldik. Arkamda gördüğünüz yer Ayasofya Camii. Bayağı turist var burada. Şu anda içeri girmek için bakanlıkla da görüşmüşler. Bakanlık sonrasında konuşup durumları işte içeri girmeye çalışacağız. Bakalım ne olacak ben de bekliyorum. Şimdi bayağı kalabalık. Bütün arkadaşlar burada bekliyor ama turistler çok fazla. Sırayı size göstereyim. Aklınız almaz yani. Şu karşı taraf girişi. Şu sıranın uzunluğuna bak ya abi. Şöyle gidiyor. Yani bayağı gidiyor. Bunun arkası sıra işte. Ayasofya'ya gerekli izinleri alamadığımız için giremedik. Şimdi nereye gidiyorduk hocam? Hangi müzeydi? İslam Arkeoloji Müzesi. İslam Arkeoloji Müzesi'ne doğru gidiyoruz. Muhammed Dilerim bilgileri verdi bize. Başla. Ama ciddi olma ya. Zarar, sağlığa zarar.
Tam Esus'un sonrasında. İçeride çok fazla eser vardı ama ben cahil olduğum için çok fazla bakamadım. Dikkatimi çekmedi diyebilirim. Yes sir. Halilcan orada denemeler yapıyor. Çok fazla video ve fotoğraf çekilemedik. Aslında içeri girmeyi çok istiyorduk ama aklımızda sıra vardı. Bu yüzden Ayasofya'ya giremedik. Sultanahmet'in de maalesef içerisine giremedik yine fazla kalabalık olduğu için. Evet, namaz vakti gelin. Orada daha rahat girilebilir. Çünkü o kalabalık birazcık. Aynen, katılıyorum. İki rekatta namaz kılmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Aynen, tüm turistlere öneririm. Şimdi hadi beyler oturun, oturun, herkes şey otursun. Etti. Yani gelin, bir şey durağı ziyaret edeceğiz. Ayak. İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un mezarı İstanbul Şehitleri Mezarlığı'nda. İnsan buradayken bir tüyler diken diken oluyor. Bizim için savaşmış, bizim için kanlarını feda etmiş şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İnsan burada hakikaten duygularının had safhada olduğunu hissediyorum. Naim Süleymanoğlu'nun mezarını gördük. Dualarımızı da inşallah eksik etmeyelim onun içinde. Evet, şehitliğimizi de ziyaret edip duamızı ettikten sonra istikametimiz olan yemek yemeye gideceğiz. Oradan sonra bakacağız durumlarına. Önce İrfutun'a gelin dedi. Yemekten önce bakalım bir hepsi tanıdık. Gelsin yapalım, sonrasında yemeğe gideceğiz. Sultan Türbesi'ni de ziyaret etmiş olduk ve burada toplanmalarına geldik. Toplanmalarından sonra yemeğe geçecekmişiz. Bakalım ne olacak. Eyüp Sultan da cidden manevi olarak insanın hissedebildiği bir yer. Tabi burada biz İstanbul olmadığımız için yanlış bir şu taraflarda insanlar bu Ramazan programı falan burada yapılıyor. Tüm grup sizi bekliyor. Namaz sonrasında geldik tam orada Sipirta. Halil Hocam'la beraber dondurma yedik inşallah. Halil Hocam'la dondurma seansı diyor muyuz? Aynen, kesinlikle. Teşekkür ederim. Kesenize bereket. Muhammed Hocam sağ olun. Eyvallah. Muhammed Hocam adamın nevisin? Şimdi yemek için restoranta geldik. Yemek seçeneklerini bekliyoruz. Seçenekler geldikten sonra... Acaba seçenek olacak mı? Genelde 2-3 tane seçenek oluyor hocam. Umarım üstadımdır. Agam. Ne yap sizler ya? YouTube'a yüklenecek değil mi bunlar? Aynen. Tabii. Ben de size yani buluruz. Menümüzde yarım döner. Yarım et döner değil mi? Bu tavuk değil galiba. Yarım et döner var. Afiyet olsun deyip yanına bir ayranla beraber gömelim. Şimdi ise 15 Temmuz şehitliğine geldik. Burada aziz şehitlerimizin ruhunu alıyoruz inşallah. Bakalım ondan sonrasında bilmiyorum ne yapacağız. Thank you.
Evet, burada da şehitlerimizin olduğu ve onların biyografisi olan galiba bir şey var. Bakalım. Aslında öyle. Allah rahmet eylesin. Şimdi Çamlıca Kulesi'nin yerine geldik. Bu arkamda gördüğünüz yer Çamlıca Kulesi'nin yeri. İçeri gireceğiz. İçeriden yukarı çıkabileceğiz mi bilmiyorum. Aldığım duyumlara göre yukarı çıkabileceğiz değil mi hocam? Aynen öyle görünüyor. Fakat asansör her zaman dolu olduğu için yürüyerek çıkmamız imkansız gibi. Asansörü çok beklemiş. 100 kattan fazla da tahminim ya değil mi? Tabii. Ulan Ziya anladık atıyorsun. Ama bari yutulur cinsler olsun be oğlum. Umarım. 100 kat binadan fazla da diye düşünüyorum ya. Neyse bakacağız artık olabildiği kadar gösterelim ya. Tabii ki ya her zaman. Bize fotoğraf yok direkt video. Aga fotoğraf çekiyoruz lütfen istirham edelim senden yani. Tamam ben bir fotoğraf çekeyim şimdi dur. Şimdi hep beraber içeri girdik arkadaşlarla. Güvenlikten geçmek biraz uzun sürdü. Gördüğünüz gibi Çamlıca Kulesi. Verdin mi? Ne röportaj? Baba en çekin. Alır alır. Gel. Olur. Yaylanıyoruz arkadaşlar. Olur. Nereye gidiyoruz? Çamlıca Kulesi. Varmış baya. Baya varmış hocam ya. Şimdi Çamlıca Kulesi'nin tepesindeyiz. Gördüğünüz arka planı ben gösteriyorum. Manzara yine amazing. Benim sözlerimden birisi. Çok güzel. Şimdi burada biraz vakit geçireceğiz. Sonrasında kampanada tekrar geri dönüş yapacağız. Hadi bakalım size iyi seyirler. Ben sizi bu manzarayla baş başa bırakıyorum. Ortaköy Camii'ne doğru gidiyoruz şu anda. Canlı olarak gidebiliyoruz hatta. Çırağan Sarayı'na gidelim. Vay, Çırağan Sarayı'na da gittik hemen. Süleymaniye Camii. Oo. Burada da kaç metre? 8 kilometre varmış. Yıldız Sarayı. 5200. Vay. Çamlıca Rumeli Sarı 7 kilometre var bakalım. Rumeli Sarı bayağı göstereyim. Eyüp Sultan Camii 10 kilometre. Ancak bu kadar göster. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 4711 kilometreymiş. Şurası. Canlı olarak izliyoruz aynı zamanda hoş. Adalar 14 kilometreymiş. Bu kadar güzel. Beşiktaş Vodafone Arası. Vay. Fenerbahçe Stadyumu. O da güzel. Başka? Haydarpaşa Garı. Yaklaşıyor. Vay Haydarpaşa Garı da buraymış. Vay canına. Ne diyor bu? Şu anda Çamlıca Kulemiz gezmek gezimiz bitmiştir. Aşağı doğru inip buradan kampa doğru geçeceğiz. Bakalım. Harika bir gündü. Şimdi kampa doğru yola gidiyoruz işte. Çok güzel geçti günümüz. Nice. Bir tam
Metroplus'un aşağı indik. Servise doğru gidiyoruz. Servisten sonra muhtemelen kampa gideceğiz. Kampta bir bayağı bir dinlenmemiz gerekebilir. Bugün bakalım İstanbul gezimiz bu kadardı. Sonunda Allah aşkına. Dördüncü grup eline kaldırdı. Evet. Hatıra kalsın diye çalacak bir şey verdim. Ondan sonra sıra kampta bulacağız. Kampa kadar yolculuğu göstermeye çalışıyorum size ufak tefek. Evet, sonunda kampımıza vardık. Direkt kahvaltıya oturacağız. Bakalım. Kahvaltı diyorum, o kadar uyumuşum ki. Gidip yemek yiyeceğiz ya. Akşam yemeğinde seçimse. Bu nasıl? Çorbanın adı ne hocam? Ne diyorsun sen? Çorbanın adı ne sence? Erişte. Erişte. Bu şey patatesli şeydi, bu şey gibi. Musakka gibi bir şey var. Musakka gibi. Makarna, yoğurt ama bu meze tarzı yoğurt var ya, tam yoğurt değil. Yanına da meyve olarak üzüm vermişlerdi. Bakalım bu akşamki menümüzde güzel yani. Evet, toplantı için konferans salonuna geldik tekrar. Hep aynı yerdeyiz, başka gidecek yer yok zaten. Ya orada ya konferans salonu ya gezdi ya, değil mi? Kesinlikle. Halil hocam, şimdi bekliyoruz. 15-20 dakikamız kaldı. Ondan sonra... Hocam sen de konuşmak istiyorsan. Selamlar, ben geldim. Şimdi videomu göstereceğim. Şey aslında. Bir saniye. Bakın bir saniye de geliyorum. Şimdi müzik gösterisi yapılacakmış. Grubu ismini hatırlamıyorum. Grubu ismini bakıp göreceğim hemen. Hazırlık yapılan. Hazırlıktan sonra müzik dinlemesi başlayacak. Grubun ismi Beyoğlu Akademi. Şu anda hazırlıklar yapmaya devam ediyorlar.